Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları var. Canlı olarak ekranlarına getiriyoruz. Yaş süreci, erken yaşta artık eğitim camiamızda bu anlamda önemli bir süreci hamdolsun başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Tabii milli sporcu bursumuz hepinizin bildiği gibi. Milli sporcularımızın başarılarının üniversitelerde, özel ve vakıf okullarında %100 burslu bir şekilde okumaları. Bu da çok önemli bir aşama. Eğitim mi spor mu ikilemini sonlandırması açısından önemli bir devrim. Hamdolsun bunu da yine birlikte gerçekleştirdik. Tabii yüzme en temel branşlardan biri. Ve yüzmedeki adımlarımız tabii devasa tesis altyapısı. Türkiye'nin 21 yıldaki spor devriminin en önemli unsuru olan tesis altyapısının işte statlardan salonlara, salonlardan kortlara, havuzlara kadar önemli bir kısmı da yüzmede. Ve yüzmedeki olimpik havuzlarımız, yarı olimpik havuzlarımız ve yeni geliştirilen ölçek olarak küçük bölgelerdeki yeni model havuzlarımızla adeta bir yüzme seferberliği ve son 3 yılda pandemiye rağmen 5 milyon kişiye yüzme öğrettik. 2002 yılındaki 300 bin bile olmayan lisanslı sporcu sayımız şu an 12 milyon. Ve tabii basketboldaki seferberliğimiz, voleyboldaki diğer alanlardaki seferberliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve tabii spora erişilebilirlik bu anlamda paralimpik sporcularımız. Hamdolsun hem olimpiyatlarda hem diğer müsabakalarda bizim göğsümüzü kabartıyor. İşte amputa takımımız burada. Hocamız, arkadaşlarımız, federasyonumuz bu anlamda dünya şampiyonluğunu bize yaşattılar. Ben onları da ayrıca bugün bu buluşma vesilesiyle tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii Türkiye artık lider ülke, öncü ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıktan eğitime, eğitimden altyapıya ulaştırmaya, ekonomiye her alanda bir iddiası var ve iddiamızı sporda da, gençlik yatırımlarında da hep en yukarılara koyduğumuz gibi bir yandan da bu iddialarımızı gerçek kılıyoruz. Ne diyoruz? Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem yeni hedeflerle yola devam ediyoruz. İşte spordaki başarılarımızdan diğerini sizlerle paylaşacağım. Son 4 yılda biliyorsunuz bir pandemi sürecini geçiriyoruz. 20 bine yakın madalyamız var. Toplam 19.620 uluslararası madalyamız var. Sadece 2022'nin ilk 10 ayında uluslararası organizasyonlarda 4.560 madalya kazandık. Bunun 1.503'ü altın, 1.478'i gümüş, 1.579'u bronz. Ve tabii biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Hep bunu ifade ediyorum. Eskiden Türkiye sadece birkaç branşta iddiası olan bir ülkeydi. Artık Türkiye'nin her branşta iddiası var. Daha önce temsilci dahi gönderemediğimiz branşlarda artık en yukarıya oynayan bir spor anlayışımız, bir spor iddiamız var. İşte az önce bahsettiğim madalya sayılarında madalya kazandığımız branş sayısı 50'nin üzerinde. Bu da önemli bir aşamadır. İnşallah bunu da güçlendirerek, büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Kitle sporunda, performans sporunda, spor endüstrisinde bir zincirin halkaları gibi Türk sporundaki reformları birbirine ekleyerek markamızı ne yaptık? Büyüttük. İşte futbol. Bugün futbolu konuşuyoruz. Sadece tabii Türkiye'de değil, futbol dünyanın en popüler spor branşı. Etki alanını dikkate aldığımızda tarihte en geniş sınırlara ulaşan bir olgu spor. Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, genci, yaşlısı, kadın, erkeği, herkesi bir arada toplayan bir motivasyonu var futbolun. Tabii Futbolun etkisi sadece sahada mücadele eden 22 kişi ve onları tribünlerden izleyenlerden müteşekkil değil. Az önce sunumda da izledik. Futbol asla sadece futbol değildir diye bir ifade var.